çok daha fazlası var. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili dava bugün İstanbul'da başlıyor dedik. O detayla başlayalım. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye iade etmediği sanıklar hakkında gıyabi yargılama yapılacak. Muhabir arkadaşım Emirhan Ergen o noktada bizi bekliyor. Detaylarla birlikte Emirhan günaydın. Tabii ki gözler o noktada. Hemen detayları senden dinleyelim. Günaydın Cansın, iyi yayınlar dileyelim öncelikle. Evet, dünyanın gözünü kulağını çevirdiği ve dikkatle takip ettiği bir dava. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşecek. Saat 11'de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak duruşmada Hatice Cengiz, yani Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, müşteki sıfatıyla yer alacak ve 20 sanıkta gıyaben yargılanacak. Gıyaben yargılanacak diyoruz çünkü olayın üzerinden 2 yıl geçti ancak Suudi Arabistan herhangi bir şekilde hiçbir sanığın iadesini Türkiye'ye yapmadı. İşte bu nedenle aslında bu 20 sanık bugün itibariyle burada gıyaben yargılanacak. Yine burada tanıklar dinlenecek. Saat 11'de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşmasının başlaması bekleniyor. Biz de tabii ki takibimizi sürdürüyoruz. Peki ne olmuştu? İsterseniz davanın geçmişine çok kısa şöyle bir uzanalım. Özellikle 2 Ekim 2018 günü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı evlilik belgelerini almak üzere İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmişti. Ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı başkonsolosluk binasına girdiği anda o sırada kendisini bekleyen 20 kişi tarafından orada boğularak öldürüldü. Aslında oraya gelen kişiler Cemal Kaşıkçı'yı ya canlı bir şekilde Suudi Arabistan'a götürmek ya da direnmesi halinde orada öldürmeyi planlıyorlardı. İşte Cemal Kaşıkçı da orada kendisini bekleyen 20 kişiye direndi ve ne yazık ki orada bulunan 20 kişi tarafından boğularak öldürüldü ve daha sonra Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalara ayrıldı. Tabii ki o dönem aslında bu olay dünyanın gündemine bomba gibi düşmüş ve aslında çok sayıda yerli ve yabancı uluslararası gazeteciler de bu noktaya gelerek olayı takip etmişlerdi. 117 sayfalık bir iddianame var. Bu iddianamede de ilginç detaylar var. Özellikle iddianamede hem Cemal Kaşıkçı'nın dijital kol saatine yansıyan bazı dinlemeler hem de yine konsolosluk binasındaki dinlemeler de yer alıyor ki bu dinlemelerde özellikle Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nasıl parçalanacağı yönünde gerçekten kan donduran ifadelerin olduğu da kamuoyuna yansımıştı. Peki hemen şunu da aslında kamuoyu merak ediyor. Cemal Kaşıkçı neden hedefteydi? Özellikle Cemal Kaşıkçı Batı'da tanınan bir gazeteciydi ve Washington Post yazılarıyla da aslında Prens Muhammed Bin Selman'a da muhalifti. İşte bu nedenle aslında Prens Muhammed Bin Selman tarafından görevlendirilen 20 kişi tarafından Cemal Kaşıkçı İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledildi ve bugün saat 11 itibariyle de burada davanın ilk duruşması görülecek. Biz detayları tabii ki takip etmeye devam edeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz.